Efendim Şehir Günlükleri programından herkese merhabalar. Bilecik Söğüt'teyiz efendim. Emlak alanında iki uzman isim var yanımda. Ali ve Yusuf Özkan kardeşler. Şimdi emlak alanında neler yapıyorlar? Bunları getireceğiz ekranlarınıza ama içeride mi yapsak? Biraz buyurun, soğuk. Buyurun. Güzel kar yağıyor. Evet, çok güzel kar yağıyor. Çok soğuk efendim. Bilecik çok soğuk. İçeri giriyoruz. Buyurun buyurun. Efendim dışarı çok soğuktu, çok da güzel bir kar yağıyor. O yüzden içeri geçtik, röportajımızı içeride sıcacık bir ortamda gerçekleştireceğiz. Efendim iki uzman isim var dedim yanımda emlak alanında. Peki emlak alanında neler yapıyorlar bu bölgede? Hangi faaliyetlerde bulunuyorlar? Önce kendilerini tanıtacağım sizlere. Daha sonra da özellikle arsa arazi konusunda çok önemli tüyolar verecekler bizlere yaptıkları işlerle alakalı. Efendim sizinle başlayalım isterseniz. Önce sizi tanıyabilir miyim? İsmim Yusuf Özkan. Öncelikle Kuruluşum ve Kurtuluşum Beşiği Söğüt'e hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ortalama 6 yıldır gayrimenkul sektöründeyiz. Asıl işimiz arsa, bağ, bahçe, tarla. Keleme haline değil de müşterilerimizin memnun kalması için ceviz bahçeleri kuruyoruz. Nasıl ceviz bahçeleri efendim? Ceviz mi dikiyorsunuz? Ceviz dikiyoruz, evet. Rakım 600 civarı geldiği için ceviz yetiştirildiğine çok uygun topraklarımız. Organik madde miktarı da yüksek. Duruma göre değişiyor tabii. Araziye göre de değişiyor. Bu şekilde çalışmalar yapıyoruz. Peki sadece Söğüt bölgesinde mi yoksa Bilecik'in tamamında mı, çevre illerde de faaliyetleriniz var mı? Bilecik'in Söğüt ve köylerinde hizmet veriyoruz. Ortalama 23 tane köyümüz var. Bütün köylerde de arazilerimiz var. Bu şekilde çalışıyoruz. Bu şekilde hizmet veriyorsunuz abinizle birlikte. Evet, değil mi? Evet. Özellikle arsa arazi konusunda uzmansınız. Evet, söylenilebilir. Arsa ve arazi konusunda alıyoruz ve değerlendiriyoruz. İnsanların istediğine göre, bütçesine göre yatırımlar yapıyoruz. Ya da müşterilerimize yaptırıyoruz. O zamandan bu zamana kadar Allah'a şükür olsun hiçbir şikayetçi olan olmadı. Alan her zaman için bizden kazandı. Efendim arsa ve arazi konusu çok mantıklı bir yatırım aracı mı size göre? Eğer evet mantıklı derseniz neden bu kadar mantıklı? Yani hiç mi değer kaybetmiyor? Hiçbir zaman değer kaybetmez. Yani topraktan geldik toprağa gideceğiz. Onu ilk başta belirtmek isterim. İlginç bir benzetme yaptı. Evet. Şöyle durum var yani. Örnek verecek olursam 2016 yılında bir arsa parsel satıldığımızı baz alalım. Bu bölgede. Bu bölgede. Söyle. Evet, bir A parseli satıldığını düşünelim. 2017 yılında aynı rayiç değerleri zaten olmuyor. Yani 10.000 ya da 20.000 TL'ye alınan bir arsa kısa vadede iki katına çıkabiliyor. Bu da bölgede değer kazanıyor. Nasıl değer kazanıyor? Sınırdaş parseli hobi bahçesi yapıyor. Ya da ceviz ekiyor. Onu örnek alarak diğer parseller de buna devam ediyor. O yüzden her geçen gün değer kazanıyor arsalarımız. Alan kazanıyor, satan değil. Ha biz niye alıp satıyoruz diye soracaksınız. Siz alıp satıyorsunuz değil mi? Biz bunun ticaretini yapıyoruz ama alan bu zamana kadar hiçbir zaman zarar etmedi. İnşallah bu saatten sonra da ettirmeyeceğiz. O da emin olun ki ÇSM emlak güvencesiyle diyoruz. Yerimiz belli. Bunu söylemek istiyorum artık, evet, söyleyeyim. Söğüt'te hizmet veriyorlar efendim. Evet. Özellikle arazi ve arsa konusunda biliyorsunuz piyasada ne yazık ki çok sayıda dolandırıcılık var. Haberleriyle karşılaşıyoruz. Habercilik yaptığım dönemlerde ben de bir aylı fazla yapmıştım o tarz haberleri. Birçok mağdur doğuruyor Evet. Bu dolandırıcılık işleri. Evet. Arsa ve arazi konusunda yatırım yapmak isteyen ya da almak, satın almak isteyenler nelere dikkat etsin efendim dolandırıcıların tuzağına düşmemek için? Kadastro'ya getirmeden kesinlikle arazi satın almasınlar. Ahmet'in yerini gösterip Mehmet'in yerini satabiliyorlar bu konuda. Kadastro'ya getirmeden zaten kolay kolay biz yerlerimizi satmıyoruz ve sattırmıyoruz. Bazı müşterilerimiz arazileri görmeden almak istiyor. Kesinlikle öyle bir hareket yapmasınlar. Arazinin yerine kadar gitsinler. Ona göre anlaşabiliyorlarsa satışını ya da tapusunu alsınlar derim. Zaten Türkiye genelinde ki TGAKM denilen bir program var. Orada her şey belli. Arazinin üzerine gitmeden kesinlikle arazi satın almasınlar. Önce görsünler, yerine görsünler, baksınlar ve güvenilir kişilerle çalışsınlar. Tabii ki güvenilir kişilerle çalışsınlar. Kadastro'ya getirmeden kesinlikle satış yapmasınlar. En önemli tavsiye de vereceğiniz galiba. Tabii ki budur. Budur. Sizi alayım efendim, buyurun. Tekrar hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Toprağı çok sevdiğinizi söylediniz. Toprağı ben çok severim. Evet, işin ticari boyutu Ali Bey'de, abimde. Diğer üretim kısmı bende. Ben normalde 13-14 yıldır İstanbul'da ikamet ediyorum. Ve Bilecik Söğüt'ü İstanbul'un arka bahçesi olarak görüyorum. Ya toprak bizim için çok değerli. Bizim yaptığımız ticari faaliyetlerin ötesinde de biz aslında burada üretimde biraz da destek veriyoruz. Yani ben toprağı her zaman altın olarak görüyorum. Yani altına
beton dökerlerse gümüşe dönüyor. Bir de onun içine kiracı soktukları zaman tenekeye çeviriyorlar aslında çok güzel yerleri. Biz her zaman üretimden yanayız. Bütün Türkiye'yi söğüte bekliyoruz. Burası Osmanlı'nın kurulduğu yer. Topraklarımız çok değerli. Üretimimiz, verimimiz çok yüksek. Herkesi bekliyoruz ÇSMM'la, öyle söyleyeyim. Teşekkür ediyoruz. Aslında efendim bir söz vardır ya, hani İstanbul'un taşı toprağı altındır diye, ama şöyle baktığımız zaman Bilecik Söğüt'ün de taşı toprağı altın gibi. Tabii ki. Buraların da taşı toprağı altındır. Herkesi bekleriz. Yatırımlarınızı buyurun gelin, burada yapabilirsiniz. Gönül rahatlığıyla gelip buradan arsa arazi alabilirler arsa, mi efendim? Arazi alabilirler. Kazanırlar yani. İlla. Kazanırlar. Alan her zaman kazanır. Öyle söyleyelim. Çok teşekkür ediyorum efendim. Ben size teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Çok sağ olun. Ben de teşekkür ediyorum efendim. Abi kardeş bu bölgede emlak, arsa, arazi işleriyle yıllardır uğraşıyorlar. Güvenilir isimler. Siz de şayet yatırımınızı arsaya, araziye, toprağa yapmak istiyorsanız düşünmenize çok fazla gerek yok. Çünkü kazandırdığını söylüyor bu işin uzmanları. Son olarak var mı eklemek istediğiniz bir şey? Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın diyoruz. Hoşça kalın. Sağ olun. Teşekkürler.